lerimize bakalım. Melisa sormuş. Ruhumuzun olmaması ve ruh inşası nasıl olur? Ruhumuzun ruh demek öncelikle ruhun tanımını yapalım. Tamam? Kabala ilminde ruh yaradanı algılayabildiğim bir organ demek. Yani yaradanı nasıl beş duyumuz var ve bu beş duyumuzda tüm realiteyi algılıyoruz, fiziki realiteyi algılayabildiğimiz kadarıyla. Bir de yaratanı algılayan bir duyumuz var. Ruh o demek. Nasıl inşa edeceğiz? Bu soruyla başlıyor her şey. Yani hayatın manası ne? İçimizdeki kalpteki noktanın uyanışı. Yerden hepimize kendisinden bir parça verdi. Kalpteki nokta o ve bizim başlangıç noktamız da o olacak. O yüzden kişi manevi çalışmaya geldiği zaman amacı bu kalpteki noktayı büyütmek, geliştirmek, genişletmek ve ondan bir ruh yapmak ki bu küçük kalpteki noktamızdan böyle kocaman bir kab yapalım. Yaradanı algılayabileceğimiz, hissedebileceğimiz. Ve hepsi de dediğim gibi bu kalpteki nokta ile başlayacak. O yüzden basamak basamak maneviyatta yükselmemiz gerekecek ki yaradanı sonuna kadar algılayabilelim çalışma bizi oraya getirecek. Yavaş yavaş yani çalışmayı nasıl yapacağız diye soruyorsun. Öğrendikçe göreceksin. Zor bir şey değil. Hepimiz ilerleyebiliriz.